TV ekranlarında Beyaz Magazin'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Haftanın ilk gününde şu an evlerinde, tatil beldelerinde, iş yerlerinde bizi izleyen tüm izleyicilerimize selamlar, sevgiler olsun. Ben sunucunuz Didem Delen ve değerli yorumcularımız Bilal Özcan ve Selen Görgüzel ve değerli ekibimizle, şahane ekibimizle yine dop dolu bir yayın hazırladık sizlere. Evet, bugün sizleri buruk bir birer gülümsemeyle karşılıyoruz. Maalesef. Acımız çok büyük maalesef. Büyük bir sanatçımızı daha kaybettik. Ama Özkan Uğur'u yaşatacağız. Şarkılarıyla, onun verdiği mesajlarla, topluma vermek istediği mesajlarla bunların hepsini konuşacağız. Çok ve özel görüntülerimiz de var. Ve ben Özkan Uğur'un kansere neden yakalandığını açıklayacağım. Özkan Uğur'un kanser olduğunu nasıl öğrendiğini açıklayacağım. O konuyu konuşacağımız zaman. Öncelikle günaydın, iyi haftalar herkese. Evet, sevgili Bilal Özcan'ın ve senin de söylediğin gibi. Yani karanlık bir hafta sanat camiası adına. Ben de sosyal medyamdan şöyle dedim. Yani biz bu haldeysek Mazhar Alanson'u, Fuat'ı, ailesini, birebir çok yakın görüştüğü dostlarını düşünemiyorum. Tüm sanat camiasının, ailesinin, dostlarının, sevenlerinin ve Türk müziğinin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Çok acı bir hafta olacak bizim için. Hatta bundan sonraki süreç için. Çünkü sanat camiasının çok önemli, çok özel bir ismiydi. İsmiydi, değili geçmiş zaman kullanmak istemiyorum. Çünkü sonsuza kadar Özkan Uğur ismi her zaman sanat camiasının her daim parlayan bir yıldızı olacak. Hiçbir zaman kaçırmadığım MFÖ konserleri. Bundan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Konuşurken de zorlanıyorum. Ben biraz metanetsizim. Çok özel görüntüler de hazırlamış. MFÖ ve Özkan Uğur'la alakalı birazdan hepsini vereceğiz ama iletişim adreslerimizi de hatırlatalım. YouTube'da da Beyaz Magazin'deyiz. Orada da yorumlarınızı takip ediyoruz ve değerlendiriyoruz. Buradan da hatırlatmış olalım. Didem Delen de Instagram'ım. Bilal Özcan Official. Selen Görgüzel Official. Selen Gorgüzel Official. Ve tabii konserlerde yaşanan ilginç olaylar da var. Skandallar, iptaller, hatta yaralanan vatandaşlar var. Çok ünlü bir kadın sanatçının bu ihmal kime ait? Birazdan tüm detaylarıyla, özel bağlantılarla Beyaz Magazin'de sizlerle olacak. Ama öncesinde müzisyen ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a veda ettik. Bu özel görüntüler, detaylar haberimizde. Buyurun. Acımız büyük. Müzisyen ve sinema sanatçısı, MFÖ grubunun öğüsü, Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan Özkan Uğur'u kaybettik. Sanat dünyasından acı dolu paylaşımlar, ağlamaktan konuşamayanlar ve hiçbir paylaşım yapmayanlar. Acımız büyük. Müzisyen ve sinema sanatçısı, MFÖ grubunun öğüsü, Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan Özkan Uğur vefat etti. Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı. Yaklaşık 3 aydır hastanede tedavi altında bulunan, 2 kez lenf kanserine yakalanan ve son olarak entübe edildiği öğrenilen Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 69 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama geldi. Sanatçının resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk. Ama maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun dedi. Özkan Uğur, MFÖ grubuyla milyonların tanıdığı bir isim oldu. Ancak usta sanatçı genç yaşından itibaren farklı müzik gruplarında da yer aldı. 69 yıllık hayatında müzisyenliğin yanı sıra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde canlandırdığı karakterlerle de milyonların kalbinde yer etti. Özkan Uğur 17 Ekim 1953'te ailesinin 5. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulda mandolin çalarak başlayan müzik sevgisi hayatının ilerleyen yıllarında da onu hiç bırakmadı. 1971 yılında Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda bas gitar çalmaya başladı. 1984 yılında MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'da şöhreti yakaladılar. 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi Şarkı
şarkısıyla olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmişti. MFÖ'nün zirvede olduğu 80'ler Özkan Uğur için en üretken yıllardı. O sırada oyunculuk tutkusunu tatmin edecek projelerde de yer aldı. Mazhar Alanson'la birlikte Arkadaşım Şeytan filminde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. 1996 yılında Yavuz Turgul'un Şener Şen ve Uğur Yücel'le çalıştığı Eşkıya filminde rol aldı. O filmle de bir oyuncu olarak iyice kendini kabul ettirdi. Yavuz Turgul'la çalışması Eşkıya ile sınırlı kalmadı. Onunla birlikte TV tarihine geçen İkinci Bahar dizisinde çalıştı ve hafızalardan silinmeyen Zabıta Seccaettin karakterini canlandırdı. 2001 yılında Sinan Çetin'in Komiser Shakespeare filminde oynadı. Özkan Uğur, Alacakaranlık, Cennet Mahallesi, İstanbul Şahidimdir gibi yapımlarda rol aldı. 2004 yılında Cem Yılmaz'ın yönettiği Gora'da Garavel karakterine hayat verdi. Daha sonra Cem Yılmaz'ın Arok, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif 216, Kara Komik filmler gibi birçok filminde oynadı. Usta sanatçı Özkan Uğur'un vefat etmesinin ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Özkansız kalan MFÖ solisti Mazhar Alanson ağlamaktan konuşamadı. Melek gibi adamdı. Ana haber sunucusunun neler söylemek istersiniz sorusuna ağlayarak vallahi söyleyecek bir şeyim yok yanıtını veren Mazhar Alanson, melek gibi bir adamdı. Ağzından tek bir kötü bir şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk dedi. Vallahi söyleyecek bir şeyim yok. Melek gibi değil. Ağzından tek dedikodu duymadım yıllardır. Alanson konuşmakta zorlanarak benim şimdi çıkmam, Aysun Hanım'a gitmem lazım ifadelerini kullanarak yayından ayrıldı. Yılmaz Erdoğan, Özkan abim ruhun şad olsun. Mahsun Kırmızıgül, çok üzgünüm. Mustafa Sandal, seni hep bu güzel gülümsemenle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun Özkan abi. Ediz, çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Çok üzüntülüyüz. Özkan abinin hiçbir zaman unutulacağını düşünmüyorum. Çağla Şikel, ünlü manken Özkan'a vedasını sen hayatımda tanıdığım kimselere benzemezdin. Eşsiz Özkan abim, tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Seni hep çok seveceğim cümleleriyle yaptı. Şarkıcı Alişan konuşmakta güçlük çekti. Çok üzgünüm. Biz hepimiz hani bu iyi haberleri duyunca inşallah iyiye gidecek diye tahmin ediyorduk ama maalesef ömrü bu kadar vefat etti. Bir kez daha hem Aysun ablamın hem oğlu Alişan'ın sevenlerinin ve bütün Türkiye'nin onu seven herkesin başı sağ olsun. Melek Baykal gözyaşları içinde anlattı. Biz her gün ümitle bekliyorduk. Daha iyi olacak, daha iyiye gidiyordu ama kurtaramadık Özkan'ımızı. Ben araç kullanırken aldım ve bir süre yolun kenarına park ettim kendime gelebilmek için. Gözyaşları içinde canlı yayına bağlanan Melek Baykal, kurtaramadık Özkan'ımızı. Türkiye çok özel bir adamını kaybetti. Güzel bir adamdı. Onunla Cennet Mahallesi'nde uzun seneler birlikte çalıştık. O bizim beter halimizdi. Onu çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Türkiye'de herhalde Özkan Uğur'u sevmeyen insan yoktur. Haluk Levent, çok güzel, çok başarılı bir müzisyeni kaybettik. Türk müzik dünyasının başı sağ olsun. Deniz Seki, benim ümidim vardı. Oğlu Alişan'la sürekli konuşuyorduk. Gittiği yerde üzerine nurlar yağsın. Murat Boz, yok ki diyecek bir şey. Düğümlendi boğazım. Ah be Özkan abi, Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyu. Demet Evgar, senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğini işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba? Yeteneğin zaten nadir gelir. Tanıştıktan sonra kızım dedin hep bana, baba dedim ben de, seni seviyorum, kızın. Zafer Algöz, senin gibi bir dolu yeteneklerle donanmış kaç sanatçı var Özkan abim. Bulunduğu her ortama enerji katan, neşe saçan büyük adam. Ülkemizin başı sağ olsun, çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Mekanın cennet olsun Özkan'ım diyerek taziyelerini iletti. Işın Karaca, hepimizin başı sağ olsun. Çok özelsin Özkan'ım. Hep de öyle kalacaksın. Mert Fırat, hepimize çok büyük bir örnekti. Hem insanlığıyla hem toplumdaki varoluşuyla. Ne desek boş. 2 dakikaya sığmaz. Bence yıllara sığmaz Özkan Uğur. Çok büyük bir acı. Ezgi Mola, kalbime bir taş oturdu. Çok üzgünüm, çok. Evli ve bir çocuk babasıydı Özkan Uğur. 1989 yılında Aysun Aslan'la evlendi. Alişan Uğur adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Cem Yılmaz'dan paylaşım gelmedi. Özkan Uğur'un ölümü sonrası birçok ünlü isim başsağlığı mesajı yayınlar. Cem Yılmaz'ın sessizliği sosyal medyada tartışma yarattı. Yılmaz'ın yakın dostunun ölümü sonrası paylaşım yapmaması tepki çekti. Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti. Özkan Uğur'un ailesi taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul ediyor. Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında birçok sinema filminde beraber rol aldığı Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven de vardı. AKM'de tören düzenlenecek. Özkan Uğur 11 Temmuz Salı günü saat 11'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur'un cenazesi Taksim Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ağzımız düğüm düğüm izledik görüntüleri gerçekten. Hafta sonu da hepimiz çok üzüldük bu acı haberi aldığımız zaman. Konuşurken bile zorlanıyoruz inanın. Çünkü çok sevilen, çok değerli bir sanatçıydı. Yarın öğle namazında Taksim Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Özkan Uğur'un ve Karaca Ahmet mezarlığına gömülecek. 11'de de AKM'de bir anma gerçekleşecek Özkan Uğur için. Evet. Özkan Uğur, çok pardon. Sen başla. Ay, konuşamıyorum. Özkan Uğur dünyanın tanımamış olması bence çok büyük bir kayıp. Çünkü her anlamda o kadar yetenekli, büyük bir üstad ki kendisi. Hiçbir zaman dili geçmiş zaman kullanmayacağım. Ve nesilden nesile ve bundan sonraki nesillere de aktarılacak onun duayenliği. Benim kızım 24 yaşında. Haberi bana çığlıklarla ağlayarak verdi. Ben konuşamayacağım. Bazı sanatçılar vardır. Onların ölümünü kabullenmek istemiyorsun. Tıpkı Barış Manço'yu kabullenmek istemediğimiz gibi. Tıpkı Kemal Sunal'ı vefatını kabullenmek istemediğimiz gibi. Çünkü şarkı sözlerinden, melodilerden, ekrandan, film perdesinden geçen enerjisini, farklılığını, samimiyetini, duruşunu yıllar içinde içselleştirmiş oluyorsun. Adeta evin bir ferdi gibi oluyor. Ailenin bir üyesi gibi oluyor. O ekrana çıktığı zaman, onun konserine gittiğin zaman sanki çok tanıdık birisini, çok iyi tanıdığın birisini izlermiş gibi oluyorsun. Rengarenk bir ışık seliydi Özkan Uğur. Çok renkli, çok yönlü, çok yetenekli, çok enerjik bir sanatçıydı. Vokalleriyle dahil olduğu her şarkıyı bambaşka bir yere taşırdı. O tuhaf kelimeleri bile ne kadar çok sevmiştik. O tuhaf kelimelerle yaptığı nameler olağanüstüydü. O Türkiye'nin en muhteşem delisiydi değerli izleyenler. Evet, tekrar ediyorum. O Türkiye'nin en muhteşem delisiydi. Çılgınlığı işiyle bağdaştırmakta çok başarılı ama bir o kadar da mütevazıydı. Öyle değil mi? Sahnede onu izlerken o kadar başka bir boyuta giriyorsunuz ki, kendisi de çünkü başka bir konsantrasyonla, başka bir deryalarda, başka bir mutlulukla icra ediyordu orada sanatını ve siz onunla bütünleşiyordunuz zaten. Yani o hareketleriyle, sesiyle, oynamasıyla bir yetenek abidesi, bir büyük bir sanatçı ve üstad. Bu arada buradaki tabii ki tüm sanatçı dostlarının, sanatçı kardeşlerinin paylaşımlarının arasında Cem Yılmaz'ın paylaşım yapmaması biraz eleştiriye tabi tutulmuş olabilir ama Cem Yılmaz'la olan ilişkisi çok yakın olduğu için bu kadar ağır bir kayıpta inanın o paylaşımı yapma takatinde bile olamamış olabilir. O yüzden bu gibi durumlarda eleştiriden ziyade insanları anlamak gerekir diye düşünüyorum evine ben. Evine gitti. Evine, Beykoz'daki eve, taze evine gitti ziyarete. Eşini ziyaret etti Cem Yılmaz, Ozan Güvenli ve Zafer Algöz'le beraber. Çünkü onlar çok birebir yakın ilişkide. Beraber mesai arkadaşlığı da yapıyordu aynı zamanda. O yüzden böyle bir haber karşısında telefonu alıp onu hani telefonda yapacağına işte ailesinin yanında daha somut bir şekilde olmak istemiştir muhtemelen. Öyle bir takati yoktur. Yani o klavyeye basacak takati bile olmadığına çok eminim. Çünkü çok yakın bir ilişkiydi. Yıllar önce dublaj stüdyosunda karşılaşmıştım. Elim ayağıma dolaştı. Bir de o kadar hayranım ki MFÖ benim en sevdiğim grup ve hayran olduğum bir adam karşımda, zangır zangır titriyorum. Biraz sohbet ettik sektörle ve işle alakalı. Bana dedi ki zorluklarla karşılaşacaksın ama sakın pes etme. Sonra çok pişman olabilirsin dedi. Gözlerimin içine bakıp omzuma dokundu. Dedim ki o kadar titriyorum ki bildiğimi unuttum, ne söyleyeceğimi unuttum dedim. Ve o anı ölüm haberini aldığında bir kez daha yaşadım. Sözlerini kulağımda olacak Özkan abi. Nasıl bir insandı Özkan Uğur? Onu anlamak için şunu okuyacağım ve sizlere de aktarmak için. Yetenek yarışmalarından, O Ses Türkiye'den, benzer yarışmalardan, başka yarışmalardan da teklifler alıyor. Ama hiçbirini kabul etmiyor. Jüride olmak istemiyorum diyor. Bizim gibilerin insanları topluma kazandırması gerekirken Özkan Uğur'un ağzından ben o sesi niye eleyeyim ya? Üzülüyorum.
kötü oluyorum, vicdan yapıyorum. O insanların morallerinin bozulmasını istemiyorum. Başkaları yapabilir tabii ama ben elemeyeyim. Ya ruhum kaldırmıyor. Özkan Uğur böyle de iyi bir insandı, böyle de karakterli iyi bir insandı. Ve oyunculuğuyla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Onun oyunculuğunu ilk izlediğim zaman ben hayret etmiştim. Yani o çok eski filmlerde bu kadar yetenekli olabileceğini düşünmüyordum. Ve bence daha sonraki izlediklerimden sonra da bende şöyle bir fikir oluştu ve bunu şuraya yazdım, not aldım sizlere söylemek için. Özkan Uğur bence aktörlük yapmıyordu. Yaşıyordu. Oyunculuk gibi yapmak, oyunculuk gibi yapmak işidir ya, o oyun oynamıyordu. Yönetmenler oyun derler, action, hareket, oyun derler sahne başlasın diye. O oyun yapmıyordu. Gerçekten de oynadığı karakter oluyordu. O karakter oluyordu gerçekten de. Bunu yapabilen o kadar az aktör var ki gerçekten. Bize geçirdiği duygularıyla, bakışlarıyla, beden diliyle, vurgularıyla karaktere can veriyordu Özkan Uğur. Onun için de çok başarılıydı. Öyle değil mi? Evet. Geçtiğimiz günlerde yine ölüm haberi çıkmıştı. Sonra ailesi bir fotoğraf paylaştı. Hatta bu şekilde İyi. Haberler yapmayın, biz iyiyiz diye. Sonra içimize bir su serpilmişti. Ardından evet. Hafta sonu bu haberi aldık ve herkes yıkıldı gerçekten. Gerek sanat dünyası, siyaset dünyası, herkes başsağlığı dileklerini paylaştı. Tabii Cem Yılmaz gibi paylaşamayan isimler de oldu ama belki de herkes acısını farklı yaşıyor ya da o an o olayın şokuyla tepki veremeyebiliyor. Çünkü hepimiz gerçekten çok üzüldük. Çok büyük bir üstattı. Bazı kişilerin geri doldurulamaz ya. Onlardan bir tanesiydi gerçekten. Allah ailesine sabırlar versin. Kimsenin acıyı ne şekilde yaşadığını tabii ki hiç kimsenin sorgulamak haddi değildir. Burada kimseyi tartışmak değil zaten niyetimiz ve amacımız. Çok büyük bir üstadı kaybetmenin verdiği acısının paylaşımını yapıyoruz. Ama kelimeler o kadar kifayetsiz, o kadar anlamını yitiriyor ki. Evet, hepimiz bir gün veda edeceğiz bu dünyaya. Elbette. Ama herkesin bir nefes sayısı var, herkesin bir yazgısı var. Sebep hastalık oluyor, başka şeyler oluyor. Ama bu kadar hayatımıza dokunan, hayatımızda manevi anlamda yer edinmiş insanların, hele ki genç ölümleri, ki bence Özkan Uğur için genç bir vefat bu, insan tabii ki kabullenemiyor. Çok dediğim gibi kelimeler o kadar kifayetsiz kalıyor ki ne söyleseniz şu anda boş. Bir hayranı sosyal medyada ölüm haberini duyunca şöyle çığlık atıyor. Hayır, daha yaşlanmadın bile. Hayır, daha yaşlanmadın bile. Genç ölüm dedin ya. Özkan... Benim kızım da öyle geldi bana. Ben öyle mi? Tam odadaydım. Çığlıklar içerisinde ağlayarak geldi. Anne diye. İknaz bu arada yani kızım diyordum niye sürekli izliyorsun? Anlamıyor musun diye. Hatta dalga geçiyordum İknaz'la. Sürekli Gora seyreder. Hiçbir MFÖ konserini kaçırmaz. Ciddi bir MFÖ fanıdır İknaz. Ve dediğim gibi yani genç bir jenerasyon, yeni bir jenerasyon bile Özkan Uğur'a ve tüm MFÖ ekibine o kadar gönülden bağlı, o kadar hayranlıkla takip ediyorlar ki benim hani o genç yaştaki kızım bile çığlıklar içerisinde bana verdi haberi. Ben ilk Naz'dan aldım. Bütün gün ağladı. O kadar üzüldü ki dediğim gibi yani nesilden nesile devam edecek. Hiçbir zaman unutulmayacak. Yeri doldurulamaz. Çok büyük bir özel bir insandı bence. Keşke hastalığını yakından tanıma fırsatım olsaydı. Çok özür dilerim. Keşke daha böyle vakit geçirebilecek fırsatım olsaydı. Bir taraftan da diyorum ki iyi ki olmamış. Çünkü muhtemelen ben şu anda kendime gelemem. Yani zaten çok iyi değilim ama herhalde kendimi doğrultamazdım yani. Hastalığının farkına nasıl varmıştı Özkan Uğur? Kansere yakalandığını nasıl öğrenmişti? 2013 yılında maalesef bu hastalığa yakalanmıştı. Hastalığa yakalandıktan sonra hemen bir kemoterapi tedavisine başlıyor doktoru. 6 ay kadar sürüyor. Sonra Londra'ya gidiyor. Londra'da bir tatil yapıyor 1 ay kadar. Ve geldiğinde bir gazeteye röportaj veriyor.
Geçen Kasım'da diyor röportajda beze şeklinde ufak bir şişme olmuştu. En başta zararsız gibi görünüyordu. Zaman geçtikçe o kitle ağrılı bir hale gelmeye başladı. Ve bir ara ağrıdan duramaz oldum. Hastaneye koştum. Biyopsi sonucunda bir tür lenf bezi tümörü olduğu ortaya çıktı. Bu bezeler sadece kasıkta olmazmış. Sonradan öğrendim. Koltuk altında boyunda da oluşurmuş ve yayılırmış. Şimdi beni hüzünlendiren aslında bu hastalığın daha çok hüzünlendiren bu hastalığın teşhisinin erken teşhis olması ve doktorunun da ona ümit verecek bir şekilde konuşması haliyle istatistikler bunu gerektiriyor çünkü tıptaki istatistikler. Özkan Uğur'un ağzından söyleyince daha iyi anlayacaksınız. 2013'te evet, mi ilk 2013. Teşhis konmuş? Evet, 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 lenfoma ama doktorum üzülecek bir şey yok dedi. Artık akıllı moleküler ilaçlar var. Direkt hastalıklı hücreye etki edip onu yok ediyor. Bu hastalıkta en önemli şey erken teşhis ve tedavi. Dolayısıyla şansımız yüksek dedi. Panik olmadınız mı diyor röportajı yapan. Hastalığımın ileri derecede olmadığını öğrendiğim için rahattım. Yayılmış olsaydı daha kötü olabilirdim. Yani başımız sağ olsun. Bir şey daha, son cümlenin daha. Pardon, neden kansere yakalandı? Evet. Kendi ağzından. Kansere neden yakalandı? Alemde yok diyor soru üzerine. Bu hastalığın niye sizi bulduğu çok bilinmiyor. Çok çalışmak, yorgunluk gibi durumlarda çevresel bazı faktörlerin de etkisi olabiliyor. Bir ara şöyle bir gerçek var. Deli gibi çalışıyordum. Özkan Uğur nereye koşuyor durumum vardı sahiden. Bunu anlıyorsun. Hop dur demek lazım kendine diyor. Ama işte yani bu kadar enerjisi yüksek, bu kadar sanatını ve işini seven bir insanın da hop dur de, yani durması da onu duracağız. Duracağız. Ben durmadım. Ben de durmadım. Ömür. Ben de sabahlara kadar çalışıyordum arkadaşlar. Evet. 7 saat çalışıp soru hazırlıyordum. Kendim hazırlıyordum. Editörlere bırakmıyordum. Evet. Ve bir sabah kalp krizi geçirdim çalışırken. Durmak lazım. Allah durmasını olsun. Bilmek evet. Lazım. Evet. Sağlığımız her şeyden mühim. İşte bunu ancak başına böyle bir şey hayatı gelince. Hayatı yaşamak, önce evet. Ben demek, yaptığın işi artık keyfe binaen yapmaya evet. Devam etmek belli bir yaştan sonra. Bunları keşke yapabiliyor olsak işte maalesef yapamadığımız zaman bunların bedelini sağlığımızda ödemek zorunda evet. Kalıyoruz. Tekrar başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Işıklar içinde uyu Özkan Uğur. Peki Göksel haberiyle devam edeceğiz. Göksel'in son Harbiye konserinde akıl almaz bir olay yaşandı. İki kişi ölümden döndü. Seyirciler yaralıyken Göksel ne tepki verdi? Detaylar şimdi haberimizde olacak. Ve özel bir bağlantımız var dakikalar sonra. İzleyicilerden yaralanan Selin Gür birazdan canlı yayınımızda olacak. Öncesinde görüntülerimiz bakalım. Gelsin. Olay, olay, olay. Skandal değil, rezalet değil. Resmen cinayete teşebbüs. Şu kafasına düştü. Göksel'in Harbiye konserinde göstere göstere görülmemiş kaza. İki seyirci ölümden döndü. Beyin kanaması riskinin daha devam ettiği bir süreçte bu yaşandı. Seyirciler yaralıyken Göksel konsere devam etti. Göksel Hanım benimle konuşmak istediğini belirtti. Kendisi de Göksel Hanım'da maalesef çok samimi olmayan bir görüşme geçti. Yok böyle bir skandal. Şarkıcı Göksel Harbiye açık havada konser verdi. Konser sırasında büyük bir kaza yaşandı. Göksel sahneye çıkarken patlatılan havai fişek ön sırada oturan iki seyirciyi neredeyse öldürüyordu. Kafasına topu düştü. Bir hastamızın eli yarık, bir hastamızın kafası yarık. Durumları şu an... Alev alan havai fişek dekordan parçalar düşürünce ortalık savaş alanına döndü. Ön sırada oturan seyircilerden Selin Hanım'ın başına taş düştü ve kafası yarıldı. Omuz ve kolu yanan kadın kan içinde kaldı. Kolu düştü. Bir hastamızın eli yarık, bir hastamızın kafası yarık. Durumları şu an... İddiaya göre ne güvenlik ne de organizasyon destek olmuyor ve çığlık çığlığa yardım istiyor yaralı kadın. Bir arka sırasında oturan Neslihan Hanım'ınsa eli kesiliyor ve bacağı yanıyor. Yaralı Neslihan Hanım'ın elini hala kullanamadığı söyleniyor.
Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Bunca olaya ve kan gövdeyi götürmesine rağmen konser devam ediyor. Acıyor, acıyor, acıyor. Şimdi skandalın bundan sonrasını gelin olayın mağdurundan dinleyelim. Selin Hanım rezaletin tüm perde arkasını sadece ve sadece Beyaz Magazin'e anlattı. Konser başladığı anda havaya atılan havai fişekler sonucunda kafama sert bir şeyin düştüğünde akabinde kan fışkırdığını fark ettim. Kan gövdeyi götürürken Göksel ve ekibi konseri durduramamışlar. Hemen sahnenin önünde olduğumuz için görevlilerden yardım istemek için onlara yöneldim. Fakat konseri durdurmadılar ve hiçbir şekilde yönlendirme yapmadılar. Müdahale bile edilmedi. Ne Göksel Hanım'ın ekibi, ne organizasyon ekibi, ne güvenlik ekibi, ne de İBB Kültür Arşivi'nin ekibi. Hiç kimse o an orada ortada kalanlar içindeki bana müdahale etmedi ve yönlendirme yapmadı. Ambulans görevlileri yerinde yokmuş. Konseri izliyorlarmış. Arkadaşımla birlikte ambulansa kendimiz gittik. Gittiğimizde de ambulans kapalıydı. Ve dakikalarca ambulansın görevlilerinin gelmesini bekledik. Çünkü kendileri konseri izlemek için alana gitmişlerdi. Geldiklerinde de maalesef yetersizlerdi. Skandal! Yaralılar ilk müdahaleyi kendi kendilerine yapmış. Ne kompres ne buz hiçbir şekilde ilk müdahaleyi yapmadılar. Kendilerini yönlendirmek zorunda kaldım. Ve kendi ilk yardımımı kendim başlattım. Bu süreçte bizi karga tulumba, hiçbir boyunluk takmadan, beyin kanaması riskimize rağmen aynı şekilde ambulansı oturtarak götürdüler. Güya Göksel'in haberi yokmuş. Dikişim atılırken Göksel Hanım'ın yardımcısı geldi. Göksel Hanım'ın konseri devam ettiğini, çünkü bunu bilmediğini belirtti bana özellikle. Şikayetçi olmadığımızı öğrenince hastaneyi terk ettiler. Doktora kalıcı bir hasar olup olmayacağını ve durumumuzun ne olduğunu sordu. Sonra gelip bize şikayetçi olup olmayacağımızı öğrendikten sonra maalesef kendisi hastaneyi terk etti. Ve burada da benim tomografim çekildi. Ve beyin kanaması riskinin daha devam ettiği bir süreçte bu yaşandı. Mağdur Selin Hanım Göksel'e mesaj atmış. Göksel çok samimiyetsizdi. Göksel Hanım benimle konuşmak istediğini belirtti. Kendisi de Göksel Hanım'da maalesef çok samimi olmayan bir görüşme geçti. Üzüntü içinde. Göksel'i organizasyona ve İBB'ye çok tepkili Selin Hanım. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Hiçbir önlem alınmamış olması, sağlık ekibinin yetersiz olması, müdahale bilgisinin olmaması, bunlar çok can acıtıcı. İnsanın hayatının bu kadar ucuz olmamasını diliyorum. Şimdi Beyaz Magazin olarak soruyoruz. Tam önünde iki hayranı yaralanmışken Göksel konsere neden devam etti? Yaralılara neden hemen müdahale edilmedi? Göksel tam önündeki olayı gördü mü, görmedi mi? Bu skandalın sorumlusu kim? Şu an yok. Kafasına tolu düştü. Bir hastamızın eli yarık, bir hastamızın kafası yarık. Durumları şu an... Akıl almaz bir kaza gerçekten. Yani hayranı olduğunuz bir sanatçının konserine gidiyorsunuz. 900 lira bilet parası veriyorsunuz ve başınıza gelenlere bakın. Buyurun, görüntüler ortada. Neslihan Hanım ve Selin Hanım ön 2 ve 3. sırada oturuyorlar. Yani protokolde. Yani sevdikleri sanatçıyı daha yakından görebilmek adına ön sıralarda oturup müzik zevki ve güzel anlar yaşamak isterken başlarına gelenler bunlar. Birazdan da yayınımızda canlı bağlantımız olacak. Tabii çok korkunç bir güvenlik ve önlem zafiyeti. Bu kadar kalabalık insanların geldiği public dediğimiz işte konser alanlar gibi yerlerin organizasyonlarını yapan her kimse her türlü güvenlik önlemini, sağlık önlemini almak zorundadır. Yani böyle bir hadise yaşandığı zaman da sanatçının da kesinlikle müdahalesi olup bir kere bir konseri durdurup onu seven, onu oraya görmeye gelen, dinlemeye gelen seyircisiyle bir ilgilenmesi gerekir ki koskoca büyük devlet büyüklerimiz bile mitinglerde büyük bir olay olduğu zaman, önde bir bayılma gibi durumlar olduğu zaman mitingi kesip oradaki insanlarla tabii ilgileniyor yani. Devlet meselesiyle ilgili yapılan mitinglerde bile. Tabii. Ki ben çok gördüm bunu. Ama bir sanatçının gözünün önünde bu kadar büyük bir olay yaşandığı halde konseri kesip onu seveniyle, onun hayranıyla ilgilenmiyor olması tabii ki oradaki bir davranış biçimi olarak çok hoş karşılanmayacak bir şey. Konserde yaralanan Selin Gür şu an hattımızda. Selin merhaba. Merhabalar. Hoş geldin, çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun, merhaba.
Merhabalar. Görüntüler bize ulaştı. Önce sosyal medyada Pop Bizden'in bir paylaşımıyla biz de öğrendik ve hemen dedik ki bu çok ciddi bir mevzu. Yani hepimiz olabilir, hepimiz yaralanabilirdik, hepimiz konserlere gidiyoruz. Bu ihmal kime ait, o anda neler yaşandı, senden öğrenebilir miyiz? Biraz yüksek sesle, biraz yüksek sesle rica edelim. Çok fazla çirkin yapışlara bakmak, normal bir vatandaş gibi hamile arkadaşımla birlikte, 6 aylık bir hamile arkadaşımla normal protokolden biletimizi aldık ve Göksel Hanım'ı önden izlemeye gittik. Hani keyifli bir akşam için gittik. Fakat konser başladığı anda havai fişekler atıldı ve sonrasında sadece hatırladım, kafama sert bir şey düştü yukarıdan. Eyvah, hani eyvah, ne eyvah. Olduğunu bile anlayamadım. Eyvah. Ve yanımdaki arkadaşın üzerine kan geldiğini gördüm ve baktım kafamdan kan fışkırıyor. Yani kocaman 10 santimlik bir yara var kafamda şu an. Selin Hanım, tekrar çok geçmiş olsun. Hamile arkadaşınızda herhangi bir şey var çok mı? Çok şükür ki onun sadece kolunda hafif bir yanık var. Çünkü havai fişekten dolayı benim de vücudum bazı yerlerinde var. Peki konser alanında herhangi bir revir, ambulans gibi bir sağlık hizmeti var mıydı? O konu çok fazla maalesef. Konser durmadığı için bize orada ne olduğunu kimse fark etmedi. Fakat ben protokolde önde oturduğum için hemen sahnenin önündeki görevlilere yardım çığlığı attım. Yardım müdahalesi istedim. Fakat bana baktılar sadece anlamsızca. Hani görmeme ihtimalleri yok. Çünkü videodaki yüzümü silinmiş hali. Bütün yüzüm kan içindeydi. Size isabet edince bu patlayan fişek, siz yaralanınca Göksel ne yaptı? Sahnedeki solist ne yaptı? Solistin görmediğinin altını çizdiler ama en öndeyiz. Hani görmeme ihtimali yoktu. Nasıl gözükmez yani? İlgililerde bir şey yapmadı. Fakat orada bir tane bayan protokoldeki ambulansın arka taraflı olduğunu söyledi. Ben Can abiyle kendim hamile arkadaşımla birlikte ambulans aramanın peşine düştüm. Kanlar içindeyim. Kimse peşimden gelmiyor. Güvenlik yok. Herhangi bir ne İBB ekibi var, ne organizasyon ekibi var, ne Göksel Hanım'ın ekibi var. Daha büyük bir sürprize karşılaştık. Ambulans kapalıydı gittiğimizde. Allah Allah. Ambulans kapalıydı bir de. Çünkü özel bir ambulans tutmuşlar. Emaneten sırf sadece kural geçerli olsun diye. İçindeki görevlilerin hiçbir şekilde ilk yardım ve müdahale bilgisi yok. Ben kendim sağlık bilimci olduğum için o halde kontrolü elime sağlamam gerekti. Ve onları yönlendirdim. Kompres yapmam lazım. Buz yapmam lazım. Aha. Lütfen müdahale edin. Bakın beyin kanaması geçiriyor olabilirim. Kafamda yarık var. Lütfen dedim, zaman kaybetmeyin. Orada böyle de bir kavga etmek zorunda kaldım. Bu arada Göksel sahnede şarkı söylemeye devam mı ediyor? Hiçbir şekilde sahne durmadı. Şarkı sesi geliyor. Bütün gece çok eğlenceli geçmiş zaten. Sonradan sosyal medyada ben 19 saat sonra kendime geldim. Çünkü uyuyamadım. Uyumam yasak. 24 saat uyumadım ben. Beyin kanaması yüzünden. Çok şiddetli bir darbe şeklinde mi geldi kafanıza havai fişeği? 15 metre, görüntüsü var zaten. 15 metre yukarıdan direkt kafama geliyor. Geldiğini göremediniz mi? Kendiniz mümkün böyle değil. Yukarıya bakmıyordum. Allah'tan da bakmıyordum. Yani o kurşun etkisi yapmış belli ki. Yani, Allah korusun orada hayati bir tehlike peki, de söz konusu. Peki bunun provası alınmadan bu kadar insan içinde, yüzlerce insanın içinde nasıl yapılabiliyor? Nasıl böyle yapılıyor böyle musun? Ateşli alevli nasıl bir yapılıyor? Gösteri. Orada alev alsa ne olacak? Mesela bunun nasıl sorumluluğu yapılıyor? Kime ait olacak böyle bir durumda değil mi? Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Uzaktan kumandayla, bunun bir makinesi var, bir operatörü var. O uzaktan kumandayla fırlatıyor. Demek ki hesabını yanlış yapmış. İnince sizin kafanıza göre düşüyor yani öyle. Yani burada maalesef sorumlular İBB Kültür AŞ artık o kime bağlı, Ekrem Bey'e mi bağlıdır bilmiyorum. Konseri ama, yapan İBB. Yani organizasyon firması Göksel Hanım'ın ekibi yani konuşamıyorum bile. Peki Göksel Hanım'ın ekibinden kimse size yardımcı oldu mu, aradı, sordu mu, nasıl olduğunuzu merak etti mi? Maalesef çok
trajik. Yani ekip geldi bir hastanedeyken menajeriymiş gelen bayan. Bana şöyle bir açıklama vurdu. Benim orada daha tomografim yeni çekilmiş. Beyin kanaması riskim var. Ve dediği şey şu, Göksel Hanım'a söyleyemedi. Konsere devam edecek. Yoksa bitiremezdi konseri. Olur mu öyle şey ya? Bu ne bir ay? Bu açıklama yapıldı. Böyle şey olur mu ya? Sonra maalesef benim yakınım konuşmaya şahit oluyor doktorla. İşte şikayetçi olurlar mı, kalıcı hasar kalır mı diye doktorla böyle bir konuşma geçiyordu içeride can pazarlığındayken. Hatta hanımefendinin adını da biliyorum. Sosyal medyada Selin da Hanım, iğrenç açıklamalarda bulundu. Selin Hanım ne, ne diyor? Hanımefendi ne söylüyor açıklama olarak? Ne diyor? Yani hiç kendiniz okuyabilirsiniz. Ben ona girmek istemiyorum. Kalbim çok kırık. Size yönelik mi? Canımızı kaybedebilirdik. Yani şaka gibi hiçbir suçumuz günahımız yok. Size yönelik açıklamalardan bulundu. Ben şöyle bir şey yaptım. 19 saat geçtikten sonra Göksel Hanım'ın son postunun altına bir sitem mesajı yazdım. Çünkü konserde eğlenceli storyler atmaya başladı Göksel Hanım. Haliyle benim de kalbim kırıldı. Dedim ki bu kadar ölümden döndük gözünüzün önünde. Hani size kalbimiz kırık diye zaten mesajım hala duruyor. Şimdi Göksel Hanım... Mesajın... Pardon, tabii. Buyurun devam edin siz, devam edin. Bu devam mesajın edin. Geçmesinden 6 dakika sonra Göksel Hanım'ın menajeri Osman Bey beni telefonla aradı. Yani Göksel Hanım'ın arama durumu ben mesaj attıktan sonra oldu. 19 saat sonra oldu maalesef. 19 saat sonra oldu. Dava açacak mısınız Selin Hanım? Bunu hukuki süreçte belirleyeceğiz ama yani şöyle söyleyeyim. Ben şu an hala acı içindeyim. Kulağımda bugün bir problem olmuştu. Ona göstereceğim doktora. Eyvah. Duymuyor musunuz? Bizi duymuyor musunuz? Kulağımda bir sıkıntı var. Daha teyit edemedim. Bugün kontrole gideceğim. Alında kocaman bir yarık var. Durumda. Kulağında Allah korusun canım. Peki kalıcı bir hasar umarım kalmaz ama yani sizin burada herhalde hukuksal haklarınızı aramanız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani süreç evet, içindeyim. Hastane masrafını kim ödedi? Gelip sağ olsun hanımefendi ödeyip gitti ve Göksel Hanım'ın çok acı gerçekten bakın bunlar kulisine gelen kim ödedi hastane masrafını? Göksel Hanım'ın menajeri ödemiş. Ha ödemiş. Evet. Şikayetçi olacak mısınız öğrenmek için hastaneye gidilmiş. Orada da, ama şöyle bir durum var. Bu arada zaten şikayetçi olacağı kişi Göksel değil. Göksel'inkisi evet. Orada tabii tamamen ki. Sanatçı duyarlılığıyla. İstanbul Belediyesi mi? Tabii. Yani burada organizasyon sahibi kimse, buradaki hukuksal muhatap İBB Kültür AŞ. Kültür AŞ. Hayret. Benim Göksel Hanım'a kırgınlığım şu noktada geliyor. Şunu belirtmek istiyorum. Evet. Dünyanın her yerinde böyle kazalarda konseri durdurması gerekiyor. Çünkü insanlar orada bizim ne yaşadığımızı fark etmedi. Mutlaka durdurması gerekir. Evet. Göksel görmediyse sizi sahnede, orada onun sahnede yardımcıları var, ekibi var. Onların uyarması gerekir. Bakın burada tabii. İşte prova alınmadan artık nasıl çünkü malzeme kullanılıyorsa bakın bunlara sebep olunabiliyor. Daha fazlası da olabilirdi. Allah korumuş sizi. Çok geçmiş bir kere olsun diyoruz. Orada zaten Selin Hanım mahkeme sürecine de gireceğinizi söylüyorsunuz bu konuyla alakalı. Evet, elinizde de görüntüler varmış zaten. Bizler de bu konunun takipçisi olacağımızı iletelim buradan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun size ve Neslihan Hanım'a. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii ki Göksel'in de söz hakkı var. Menajerinin, yapım şirketinin de, organizasyon şirketinin de. Çünkü burada bir ihmal varsa değil mi? Belediyenin de söz hakkı var. Söz hakkı oluyor. Evet. Yani bize bağlanabilir ve açıklayabilirsin. Çünkü çok ciddi olmaması, bir durum bu. Bir ambulansın olmaması, bir sağlık hizmetinin çok olmaması ciddi ihmaller var burada. Korkunç bir ihmal. Yani bunun affı yok. Bunun peki, hesabı bir reklamlarımız var ardından buradayız. Önce reklamlar. Peki. Evet, reklamların hemen ardından Yalı Çapkını'nın aşıkları Afra ve Mert'in özel tatilinden çok özel görüntüler şimdi haberimizde, buyursunlar. Aşk tatillerine devam eden Yalı Çapkını'nın aşıkları sarmaş dolaş görüntülendi. Afra ve Mert Lizbon'da aşka geldi. Ünlü oyuncuların aşk dolu anları.
entrikalarla süslü aşk hikayeleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisinin başrolleri arasındaki aşk iddiaları dinmek bilmedi. Bir dizi aşkı daha aşk tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla da yakın arkadaş olduğu bilinen partneri Mert Ramazan Demir'le birlikte olması bu yılın en iddialı magazin olaylarından biri oldu. Geçtiğimiz günlerde de Mert Ramazan Demir'le birlikteydi. Çok güzel görüntüler çıktı ve aşk sonunda ortaya çıktı diyelim. Neler söyleyeceksiniz Afra Hanım çok kısa? Birçok ünlü isim de size destek verdi görüntülerin yayınlanmasından sonra. Onlarla ilgili neler söylersiniz? Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Haklarındaki iddialara kulak tıkayan ikili ilan etmelerine rağmen aşklarını gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor. Çiçeği burnunda sevgililerin dudak dudağa görüntülendikleri Göcek'ten sonraki durağı Portekiz'in başkenti Lizbon oldu. İkili şimdilik sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmasalar da birbirlerine verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Özellikle Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Ramazan Demir tarafından çekilen fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuluyor. Kaçıyor. Hayranları peşlerini bırakmıyor. Afra ve Mert'in hafta sonu sosyal medyaya düşen görüntüleri olay oldu. Birlikte dünyaca ünlü Amerikalı rock grubu Red Hot Chili Peppers'ın konserine giden ikilinin konser boyunca sarmaş dolaş görüntüleri çok konuşuldu. Konser boyunca birlikte eğlenen, birbirlerine sarılarak konseri dinleyen Afra ve Mert'in aşk dolu anları olay oldu. Lizbon'da aşk başkadır. Hayranları tarafından görüntülenen Afra da aynı konserden eğlenceli anları hesabından paylaştı. Evet, ünlü çiftimiz Lizbon'da aşk tatiline devam ediyor. Özel görüntüler de geldi. Red Hot Chili Peppers konserine gitmişler beraber. Çok da eğleniyorlar, çok da mutlu ve aşık gözüküyorlar. Lizbon bu arada çok güzel bir şehir. Gittiniz mi Lizbon'a? Çok istiyorum inşallah. Portekiz'de. Pınar Elçi'ye de tavsiye ettim. Geçen kış tatile gitmek istedim. Lizbon'a git dedim, mutlaka git dedim. O da bayılmış. Tam yerine gitmişler. Ben de bir sevgili bulursam giderim. Ne yapacağım orada tek başıma? Canım. Ya nasıl oluyor hemen ondan ayrılıyorlar, onunla beraber oluyorlar falan. İşte inşallah ben de güzel bir ilişkim olursa ilk durağım Lizbon olacak. Bilal Özcan'ın tavsiyesiyle. Romantik tatil ve için. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan'ın tabii ki görüntülerinden aldığımız ve bize bıraktıkları hevesle ben de sevgilimle Lizbon'a gideceğim. Ama Red Hot Chili Peppers konseri olmayacak tabii. İnşallah ben gittiğimde de güzel bir etkinlik olacaktır. Afra'yı ben çok seviyorum. Evet. Afra'yı çok özlemiştim ama gerçekten her gün Afra'yı göre göre her gün Afra'dan konuşa Afra'yı olan özlemimi bastırmış oldum bu güzel Beyaz Magazin programımız sayesinde. İlişkilerini çok güzel dolu dizgin yaşıyorlar. Gençliklerini çok güzel tadını çıkartıyorlar. Çıkartsınlar. Bir de çok kaliteli yaşıyorlar. Yani şu anda el ele kol kola teknelerde çok klişe, çok standart alışılagelmiş eğlence anlayışının dışında yazın sıcaklarında Red Hot Chili Peppers konserine gitmeyi tercih eden bence böyle çok cool, hani değil mi? Vizyonlu bir bakış açısıyla yaşanan bir ilişki olduğu için benim şimdi mesela daha da bir hoşuma gitmeye başladılar. Ortak zevkleri var demek ki. Tabii canım. Bir de adam öyle bir aşık, öyle bir sevgili ki biliyorsunuz bu konsere hadi ince gidemezsin. Aylar öncesinden biletini almak zorundasın. Bunları Mert Ramazan Demir sevgilisi ve kendisi için aylar öncesinden ayarlamış. Bir de aylar böyle bir şey var. Aylar öncesinden derken bu ilişki ne kadar oldu ki? Ya. İşte bu da ondan ortaya çıkıyor. Bana attığın yemi ben tuttum. Ya.
gelecek, gelecek herkes Bilal Özcan'ın Beyaz Magazin'in söylediklerine dedik. Aylar öncesinden söyledik bunu. Daha 4 ay 5 ay önce söyledik daha bunu. Daha dizi devam ediyordu. O zaman bize gülüyorlardı. PR diyorlardı, reklam diyorlardı. Yok öyle bir şey diyorlardı. Aylar öncesinden başladı. Ve sadece Red Hot Chili Peppers değil, artık Monkeys konseri vardı. Ona da gittiler. Sam Smith konseri vardı. Ona da gittiler. Dolayısıyla senin de çok güzel izah ettiğin gibi başkaları gibi işte teknede ya da güneşin altında yatarak plajda değil, böyle bir kültür etkinliği içinde değerlendiriyorlar tatillerini. Hem yeni bir şehir görüyorlar, hem yeni sevdikleri şarkıcıları canlı canlı izliyorlar. Zaten müzikle oyunculuk iç içedir, iç içedir, iç içedir. Bu bizim kültürümüzde çok fazla anlatılmaz ama en doğru örneğini Özkan Uğur rahmetlisinde görmedik mi, yaşamadık mı? Ve planlarını yapmışlar. Demin de söylediğim gibi aylar öncesinden özgürce geziyorlar, keyifle coşuyorlar, doyasıya eğleniyorlar ve aşklarını da büyük büyük yaşıyorlar. Ta Lizbon'dan da bize geçiriyorlar. Çok ya, önemli bir detay yalnız bu. Hangisi? Bu konser biletleri en az 3 ay öncesinde tükeniyor. Çünkü evet, dünyanın önde gelen grupları ve sadece sınırlı zamanda turneye çıkabiliyorlar ve her ülkeye gitmiyorlar. Yani biletleri Mert mi aldı, Afra mı aldı? Bence Mert takip ediyor dünyadaki konserleri. Mert aldı. Mert aldı. Barcelona'da da gideceklerini zannettiğim önümüzdeki günlerde konserin biletlerini de Mert aldı. Mert aldı. Mert böyle çok şey bir çocuk, kültürlü bir çocuk. Belki bu ilişki başlamadan önce zaten dünyadaki konserleri takip edip iki kişilik bilet alıp ondan sonra Afra ile ilişki başladıktan sonra Afra ile beraber. Hadi canım sen de, hadi canım sen. Ya yani böyle bir şey yok ya. Olabilir. konser bileti alayım şuna dursun. Bir sevgili yaparım. Yaparsa sevgili yaparım. Belki arkadaşıyla gidecekti. Afra olmasa arkadaşıyla gidecekti çocuk yani. Ben ya, olsam benim de mesela atıyorum Beyoncé gelse buraya. Beyoncé alırım biletini. Ama yani iki ay sonra bir sevgilim olursa benle gelir buraya. O senin dediğin var. O örnek var Türkiye'de. Hakan Sabancı'yı o kadar çok konuşuyoruz ki burada. Hakan Sabancı öyle çalışıyor. Tabii nasıl olsa A olmasa B ile gidecek kızlarla, yani herhangi kızlarla bir ilişkisi Hakan tabii. Sabancı için öyle olabilir mi? Ya Hakan Sabancı yeri geldiğinde konuşuruz. Anlatacağım. Onunla ilgili bir detay var. Şimdi burada toplumda buldukları sevginin temelinde tabii bu gençlerin Afra'yla Mert'in. Bu arada hakikaten Hakan Sabancı dedim de bomba bir gelişme var Hakan Sabancı ile ilgili. Biraz önce takipçim yardımcım Tuğçe geçti. Hakikaten bomba bir gelişme var. O konuda onu anlatacağım. Şimdiden söyleyeyim ki ekran karşısından bir yere ayrılmasın. Ben de merak ettim. Seyirciler. Evet hakikaten. Hakikaten. Şimdi bu yaptıkları iş, bu gördükleri sevginin temelinde arkadaşlar bunu yadsıyamayız. Bunu es geçemeyiz. Aşk konuşuyoruz, sevgi konuşuyoruz ama bu iki gencin yaptıkları işi mükemmel yapması da var. Oyunculuklarını çok iyi ortaya koymaları, mesleklerini çok iyi icra etmeleri, mesleklerinde başarılı olmaları da var. Yani öyle olmasa zaten onları bu kadar çok da sevemezdik. Sıradan gençler olarak görürdük. Benim tabii ki en büyük ümidim sevilmeye devam etsinler. Bundan sonraki projelerde de doğru projeler tercih edip hep bu popülariteyi devam ettirebilsinler. Çünkü bu genç oyuncular için en büyük handikap. Bir tane projede çok büyük bir ilgi ve sevgiyle tanışıp ondan sonra aynı ilgiyi devam ettiremezlerse onların ilerisi için ve psikolojileri adına doğru şeyler, iyi şeyler olmuyor maalesef. Hem aileleri için de zor durumu kurtarmak ve idare etmek, hem kendileri açısından da. Umarım, çünkü çok yeni geliyor. Yani sürekli yeni isimler geliyor. Yani benim alıştığım sistemde işte belli başlı birkaç tane oyuncu vardı. Hani projeler onlar üzerinden dönerdi. Fakat şimdi sürekli yeni proje, romantik komedi adı altında işte kadın erkek ilişkisi, fakir kız zengin oğlan vesaire. Gençler geliyor. Gençler, yaz dizileri, küçük yaş. Yani küçük evet, yaştaki evet, gençlerin aşk yaş hikayeleri. Gelsin. Genelde 25 gelsin, yaş altı oyuncular. Çok geliyor, çok sirkülasyon gelsin var. O evet, yüzden çok böyle doğru hamleler yapmak, doğru projeler seçmek, kariyer yönetimini çok doğru yönetmek gerekiyor ki bence şu anda görülen o ki bize yansıyan Afra ve Mert'in hem aşkı yaşama şekilleriyle
Şu anda her şey çok doğru gidiyor. Bir takipçim demiş ki Bilal abi aşklarını çok çok büyütüyorsun, konuşuyorsun falan ama madem öyle neden omuzuna almadı konseri izlerken sevgilisinin ben? Ya böyle soru mu olur yahu? Ya kolların arasına almış, arkadan dolanmış kollarıyla sarmış. Sevgiliyi daha rahat görsün sarmış, diye şöyle. Ya sarmış kollarıyla, sarmış onu. Afra Saraçoğlu'nu, Mert arkadan gördünüz mü onu? Evet. Ve bütün konseri öyle izliyorlar. Ay, bundan bundan daha sevecen ne olabilir ya? Omuzuna niye almamış? Beklentiler beni hakikaten ya. Niye omuzuna almadı diye mi soruyor? Ya, hakikaten soruyor. Niye bir madem aşık omuzuna alsaydı daha iyi görsün diye sahneyi. Ha bunu da yazmış. Yazık daha değil iyi mi? Görsün diye Mert'e sahneyi. Mert'e çocuk 2,5 mü seyredecek konseri? Ne kadar garip beklentiler ya. Şimdi biz o kadar ya aşka hasret kalmışız ki böyle dizilerde yaşanan aşklara, ünlülerin aşklarına böyle aşırı bir hayranlık duyuyoruz. Ciddi fanlar oluşuyor. Çünkü bu duyguları artık günlük hayatta yaşayamaz hale geldik. Ne yapıyoruz? Başka bir çift gördüğümüzde onlar yaşayınca da onlar adına mutlu oluyoruz. Ya da mutsuz oluyoruz. Tabii sevmeyen de çok. Tabii maalesef. Tabii bu ilişkiyi asla desteklemeyen bir grup çok da var. Haset duygusu da çok fazla tabii olan insanlar var maalesef. Ya bu ilişkiyi desteklememek için çok gerçekten haset olmak lazım. Bu kadar tatlı, bu kadar yaşı yaşına, kariyersel anlamda birbirlerine bu kadar uyan, fizyonomik olarak bu kadar uyan bir çiftin bu kadar da birbirlerine güzel aşk dolu bakışını desteklememek için çok böyle hasetsel duygular olması gerekiyor. Ben bu ilişkiyi ilk duyduğum zaman hani kurgusal gibi bir yorum yapmıştım ama kurgu değil yani. Bilinçli verilen fotoğraflar anlamında söylemiştim. Çünkü isterlerse ve dizinin yapımcısı bu ilişki kesinlikle ön plana çıkmayacak dese bu bir şekilde daha kamufle bir şekilde devam edebilirdi. Ama deklere edilmesi dedi bence artık hani dedi planlandı diye düşünüyorum. Bizim kuşlarımız vardı. Bilal Özcan da yakın mercek altına ne aldı. Dedi, çıkmayacak ilişki ortaya dedi ve Mert Ramazan'a yalanlattı. Ve şeye de yalanlattı, Afra'ya da yalanlattı. Antalya'dan uçaktan inerken duruyor sosyal set medyada. Set arasında sarmaş dolaş görüntüleri vardı. Evet ama duramıyorlardı. Arkadaşlık? Duramıyorlardı. Set arasında birbirlerine belki sarılıyorlardı. Belki de o zaman kendilerinden emin değillerdi. Hangi zaman? Yani o reddettikleri zaman daha ilişkiyi tam anlamıyla deklere edecek kadar emin değillerdi. Yapımcıyı kırmamak için, yapımcı öyle istiyor diye yalanlıyorlardı habire. Yapımcı peki röportaj verdiler hatta bir röportaj verdiler. Bakalım yalanlamak önümüzdeki günlerde bu ünlü çiftle alakalı İnşallah ne gibi haberler vereceğiz sizlere. Evet. Ünlüler dünyasında neler oluyor? Magazin turuna gidelim mi? Buyursunlar. Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatile doymuyor. Bu kez soluğu Yunanistan'da aldılar. Oyuncu Aslı Enver'den ilk aile pozu. İşte Aslı Enver'in minik kızı Elay. Sezen Aksu saldırıya uğradı. Sezen Aksu'nun Beykoz'daki yalısına girmeye çalışan bir kadın güvenlik görevlilerine saldırdı. Sezen Aksu'yu ölümle tehdit etti. Sezen Aksu aynı kişinin 4 kez evine girmeye çalıştığını, teknesiyle de iskelesini yıktığını belirtti. Saldırı adliyelik oldu. Mahsun Kırmızıgül Kıbrıs'ı salladı. Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül birbirinden güzel şarkılarıyla Kıbrıslıları resmen mest etti. Söyle nasıl sevdiğimi söyle. Pop müziğinin eşsiz isimlerinden süperstar Ajda Pekkan, Kuruçeşme Açık Hava sahnesinde gerçekleşen konserde yoğun istek üzerine üçüncü kez dinleyicileriyle buluştu. 2,5 saat boyunca ara vermeden sahnede kalan Pekkan, Burcu Sedef tarafından tasarlanan beyaz renk işlemeli kostümüyle sahneye çıktı. Osman oyuncuları nikah masasında. Dizinin iki ünlü oyuncusu Çağrı Şensoy ve Buse Arslan evlendi. Yasemin Ilıcalı'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı. Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı 16 yaşına bastı. Güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Ilıcalı'nın lila elbisesinin fiyatı 8.450 lira. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan lila renk terliği ise tam 21.950 lira çıktı. Böylelikle kombin toplamda 30.400 liraya denk geliyor.
Kıvanç Tatlıtuğ'un 46 yaşındaki eşi Başak Dizer mayolu pozlarıyla mest etti. Sinan Akçıl Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi. Alp Nauruz sevgilisi Sıla Türkoğlu'yla Bodrum'da görüntülendi. Baş başa denize girecek çifte menajerleri eşlik etti. Güzel oyuncu Yağmur Tanrı Sevsin önceki gün Bodrum'da bir beach'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkaran Tanrı Sevsin daha sonra jet ski ile denizde keyifli anlar geçirdi. Merve Boluğur yeni imajıyla korkuttu. Bu ne hal Merve? Bu arada Merve Boluğur annesiyle beraber olan fotoğrafını hala taşsın anne notuyla paylaştı. Sosyetik. Sosyetenin tanınmış ismi Hande Demir'in eğlence gecesi keyifsiz bitti. Alkolü fazla kaçıran Demir mekan çıkışında ayakta durmakta güçlük çekti. Aracını beklerken düşmemek için çareyi kaldırıma oturmakta bulan Demir, ayağa kalkınca dengesini kaybederek yere düştü. Yusra Geyik, Hazal Türesan önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Denize girmek yerine locasında saçlarını yıkayan Geyik'in bu halleri objektiflere böyle yansıdı. Çeşme'de tatil yapan Sinem Kobal, 3 yaşındaki kızı Lalin'le çarşı turunda görüntülendi. Camdaki kızın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu finalin ardından imaj yeniledi. Manga önceki akşam Kuru Çeşme Açık Hava konserleri kapsamında sevilen şarkılarını seslendirdi. Grubun binlerce hayranı Manga'nın şarkılarıyla kendinden geçti. Bodrum'da dev bir köpek balığı görüldü. Ameliyat olan Itır Esen'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu için internete kan bağışı duyurusunda bulunulmuştu. Sanatçının omurgasındaki eğrilik nedeniyle 6 saat süren operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Serdar Ortaç'tan yeni şarkı. Sanatçı yaptığı bir paylaşımla T'yi alındı. Hükümdar Bey, gezergen olmaz. Bu kadar genç kendi kimse padişah. Serdar Ortaç yeni şarkısı Pare Pare'nin çıkış tarihini sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla duyurdu. Ortaç'ın yeni şarkısı hakkında söylediği "Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur, benim canım çıkmış" şeklindeki sözleri ise gündem oldu. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz sahnelere deniz molası verdi. Dinçöz bikinili pozlarıyla gündem olurken fit haliyle beğeni topladı. İstanbul'u terk eden Gizem Karaca'dan bikinili poz. İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın son gönderisinde tatilden karelerini paylaştı. Bikini pozlarıyla hayranlarından beğeni toplayan güzel oyuncu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Zeynep Bastık Çeşme'de bikinili görüntülendi. Bastık 30. yaş gününü arkadaşlarıyla roman havası eşliğinde kutladı. Sağanak yağmur altında şarkı söylediler. Melek Mosso ve Köfün Rüzgarı. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin 3. gününde sahneye Melek Mosso ve Köfün Müzik Grubu çıktı. Zaman zaman yağan sağanak yağmura rağmen binlerce Ereğlili müziğin tadını çıkardı. Uluğ'un Arda Güler sevgisi. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Uluğ, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için "Arda ülkemiz için çok değerli bir yetenek. Hissettiğim tek duygu gurur." Yeah. Ünlü oyuncu ve yapımcı Yağmur Ünal tatilde mayolu fotoğraflarını paylaştı. Simge
de Sağ'ından Yeni Tarz. Şarkıcı Sağ'ın ve Ozan Bayraş'a şimdi de house müzik tarzında yaptıkları çapkınca ile müzik dünyasına yeniliklerle dolu bir yaz getirdi. Özgün Amal 9 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar dizisiyle setlere geri dönüyor. Özcan Deniz'le birlikte rol alacak olan Özgün Amal'ın diziden kazanacağı ücret dudak uçuklattı. Namal'ın diziden bölüm başı 700 bin lira alacağı iddia edildi. Mabel Matiz, Gaye Su Akyol'la video çekerek öpüştü. İkilinin öpüşme videosu tartışma konusu oldu. Son bekar günüm diyerek duyurdu. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik evleniyor. Twitter'a rakip olarak çıkaran Threads uygulamasına üye olan ve peş peşe imalı paylaşımlar yapan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'i kızdırdı. Eşinin paylaşımlarından rahatsız olan Eser Yenenler, "Ben bir anlık heves sandım, Threads'de böyle bir tip mi olacaksın sen?" diyerek tepki gösterdi. Hadise ayna karşısında bikinisiyle verdiği pozu yayınladı. Son zamanlarda verdiği kilolarla adından söz ettiren Hadise'nin adeta bir deri bir kemik kalması dikkatlerden kaçmadı. Sanatçı Selda Bağcan İstanbul'da sevenleriyle konserde bir araya geldi. Yürümekte zorluk çektiği görülen Bağcan, örümceğe basmamak için evinde düştüğünü söyledi. Düştüm, banyoda mermerlere çarptı dizlerim. Bizim ev hayvanat bahçesi gibi. Kırk ayak var, akrep var, ayrıca da kedilerim var. Kediler yüzünden en az 3-5 kere düştüm. Ünlü oyuncu Onur Tuna'dan anlamlı hareket. SMA'lı Merve Bebek yararına ünlü oyuncu Onur Tuna mezun olduğu okuldaki arkadaşlarıyla basket maçı yaptı. Elton John'un şok eden kararı. Sir ünvanlı Elton John müzik kariyerini sonlandırdı. Şarkıcı Serap Acar klip çıkardı. Ebru Gündeş'e benzerliğiyle bilinen şarkıcı Serap Acar, 3 kuruş şarkısıyla yaza damga vurmaya hazırlanıyor. Çağlar Ertuğrul'dan Teknede Dans. Nezden beklediğiniz haber gelmiştir dansı. Barış Arduç'tan Kaz Show. Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynayacağı Atatürk dizisine tam 8 milyon dolar harcandı. Ah, bir kan içinin keyfine kurban olduk. Vatanın bağrına düşmandaymış hançerini. Burak Özçivit'ten sempatik piyasa pozu. Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan birinci evlilik yıl dönümü pozu. Özcan Deniz ve eşi Samar'dan tatil pozu. Evet, Aslı Enver ve Berkin Gökbudağ'ın bebişleri Elay dünyaya geldi. Yönetmenimizden rica edelim bebişimizin fotoğrafını. Ay çok güzel. Maşallah. Ya yumuk bak. Yumuk bakar mısınız ne kadar güzel. Zaten bebeklerin en sevdiğim yeridir eller, ayaklar. Onları böyle ne güzel kokar şimdi böyle süt evet, süt evet, kokar. Çok evet. Güzel. Annelik çok yakıştı Aslı Enver'e. Çok. Aslı Enver zaten çok sempatik enerjisi olan, bir de çok da güzel aynı zamanda. Hem güzel olup hem bu kadar sempatik olabilmek hiç kolay bir şey değildir. Yani şey değildir. Allah herkese bunu bahşetmez. Hem de çok yetenekli bir oyuncu. Evladını da kucağına aldı. Allah bir ömür boyu inşallah hep iyi günlerini göstersin. Amin. Ama yani şu fotoğraftaki o mutluluk uçur ama geçti benim. Geçti. O kadar değil istiyordu mi? Ki değil mi? Bir de anne evet, olmayı. Şu an ondan istiyor. Mutlusu olamaz. Çok istiyordu. Çok da güzel bir bebek. Çok bir de çok da güzel bir çiftler aynı zamanda. Ben o bebeğin gelişim sürecini takip edeceğim. Çünkü ben Aslı Enver'i zaten çok beğenir ve zaten takip ederim. Şimdi bu kadar güzel bir çiftin bebeği de kim bilir ne kadar güzel. Yani çocukları ne kadar güzel olacak. Herkesin evladı kendine çok güzeldir ama hani fiziksel anlamda da
Bence çok fıstık bir genç kızımız olacak. Evet evet çok güzel. Allah bağışlasın. El ay bebek dünyaya geldi. Allah bağışlasın diyelim tekrar. Acaba reklam gelir mi bu çifte? Gelmez mi? Hamileyken gelmeye başlamıştı. Tabii değil mi? Daha hamileliğinde geldi. Kabul etmedi mi Aslı? Tabii. Yok yani Aslı Enver'in paraya da çok ihtiyacı yok. Yeri zamanı geldiği zaman o en canım, iyisini... Canım paraya herkesin ihtiyacı var diye kabul bilir. Etmiyor ki. Aslı Enver en iyisini bilir. En doğrusunu bilir. Yani herkes paraya ihtiyacı olduğu için kabul etmiyor. Biraz mizaç olarak çok fazla kendi hayatını ön plana çıkartıp oradan böyle para kazanmayı tercih eden bir kariyer planlaması yapan çok ünlü çift var. Ama Aslı Enver'in öyle günlerde sevilmesinin nedeni, muhafaza nedeni ediyormuşuz çok güzel. Aslı Enver'in bir sevilmesinin çok önemli bir nedeni de madem açtın konuyu söyleyeyim ondan sonra sana vereceğim sözü. Çok aç gözlü gözükmemesi mesleğinde de hayatta da. Buyurun. Evet çok mütevazı bir kız. Peki Sezen Aksu saldırıya uğramış. Beykoz'daki yalısına girmeye çalışan bir kadın güvenlik görevlilerine saldırmış ve Sezen Aksu'yu ölümle tehdit etmiş. Sezen Aksu aynı kişinin 4 kez daha evine girmeye çalıştığını, teknesiyle iskelesini yıktığını belirtmiş ve adliyelik olmuşlar. Gerekçe nedir bilemiyoruz ama ben yanlış mı okudum bilmiyorum fanımı... ama artık yani bu çünkü normal bir davranış biçimi değil yani eve girip bu şekilde. Kabahatli yerinde olmayan biri. Sezen Aksu kabahatli. Neden? Hatalı Sezen Aksu. Sen söyle ben söyleyeceğim. Sen yorumunu yap ben yapacağım. Benim aldığım bir duyuma göre de akli dengesi çok yerinde olmayıp aynı zamanda hani takıntılı boyutta bir Sezen Aksu hayranı olduğu için hani Sezen Aksu'nun oraya kapatıldığına inanıp oradan Sezen Aksu'yu kurtarmaya çalışan bir zihniyetle galiba bu tarz benim bir... Benim ne yorum yapacağımı nereden haber aldın sen? Benim yorumumun ne olacağını nereden haber aldın sen? Ben bu yorum değil, ben de bir duyum aldım. Çünkü sürekli hani Sezen Aksu'yu çok fazla dışarıda görmüyoruz hep evde ya. Evde diye mi? Hep böyle evde yalısında kliplerini bile artık evde çekiyor ya. Onun hayranı... Ya ben bundan korktum ha. Vallahi ya, korktum. Ya. Benim yorumum şu. Sezen Aksu kabahatli. Çünkü Sezen Aksu kendisini yıllardır 10 seneye geçti eve kapattı. İnsanların içine çıkmıyor. Kendisini hayranlarına göstermiyor Sezen Aksu. O yüzden milyonlar onu çok özlüyor. Buradan sesleniyorum kendisine. Sezen, millet kapına gelmesinde ne yapsın seni görmek için? Ondan sonra kızcağızı polisler aldı götürdü. Bir de sınır dışı ettiler Azerbaycan'a. Yani kızcağız demeyelim istersen. Ya kadıncağız. Doğru davranış biçimi neyse, değil. Ne kadar neyse. Hayran olursan o neyse, kadının yani hayat Sezen Aksu, tercihi. Sezen Aksu kendisini bu kadar gizleyemez hayatım. Bu kadar kendisini gizler. Kapatamaz. Buna hakkı yok. Milyonlara mal olmuş. Bizim alkışlarımızla zirveye çıkmış. Bizi kendisine aşık etmiş. Ondan sonra da kendisini bir hastalığı olsa rahmetli Zeki Müren gibi anlarım. Allah'a şükür taş gibi. Ama şarkıları yapmaya devam ediyor. Sanatıyla bizi buluşturuyor. Yani, ama 4 kez daha girmeye kendini. Çalışmış. Bu 5. eylemi demek ki. İşte obsesif takıntılı birisi demek ki. Sezen Aksu ne zaman en son konser verdi? Bir 15 senesi var mı? Daha fazla var, belki. Yani, 15 yani 2000... sene olmuştur herhalde. Peki neden hiç konser vermiyor? Neden hiç seyircileriyle, dinleyicileriyle buluşmuyor? Neden biz hala mesela eski şarkılarını dinliyoruz? Kim birisiyle kırıldıysa, birisi yani? Üzdüyse, birisi kırdıysa söyle yani biz bilelim neden Sezen, neden? Millet evet. Kapına geliyor, kapında yatıyor, kapında tartışıyor, içeri girmek istiyor. Sezen Aksu'nun belki de yorgunluğu vardır, bilemeyiz ki. Yani çok duygusal ve düşünebiliyor musunuz? Sezen Aksu ne kadar çok yakın kaybetti, ne kadar canından kaç can koptu Sezen Aksu'nun. Bu yıkımlar, ayrılmalar, barışmalar, hüzünler onda çok duyarlı. Çünkü duygusal zekası inanılmaz yüksek bir sanatçı. Evet, müthiş. Ve bu kadar yaşanmışlıkla beraber o yorgunlukla başka bir dünyevi hayatı tercih etmiş olabilir. Çünkü onun derdi sanatı, onun derdi felsefesi, onun dert diye adletmeyelim ama yaşam şekli bu. Yani ben güzel görüneyim, genç kalayım, diri kalayım, işte süper kıyafetlerle çıkayım, hala böyle kendimi şova vereyim derdinde olan bir sanatçı değil. O gerçek bir sanatçı. Üretmeye Ajda Pekkan devam öyle ediyor. Ama şimdi Ajda Pekkan'ı konuşacağız mesela. Ya. 2,5 saat yine sahnedeydi. Ya. 3. konserini verdi. 2,5 saat diyorsun. Kostümü şimdi, de muhteşem Burcu Sedef ben imzalı. Ben tabii bu sözlerimi yine şahane bir kıyafet. Ajda Pekkan'a tabii ki ithaf etmedim. Ajda Pekkan başka bir boyutta. Ajda Pekkan hani besteci değil. Ben Sezen Aksu Yöz'den söyledim. O da çok iyi bir yorumcu. Ajda Pekkan'ın zaten sanatına sonsuz saygı duymaya hepimiz devam ediyor olacağız. Çünkü yıllardır o görüntüde, o kendini korumayla ve kendini her gün aşmasıyla
Ajda Pekkan'a da herhangi bir negatif yorum yapmak söz konusu olamaz. Yorulmadığı mesela, o da çok enteresan. Çünkü Ajda yorulmuyor. Pekkan'ın çocuğu yok. Kalçası kırıldı ya. Kalça kemiği kırıldı. Kadının bir buçuk ay sonra ayaktaydı. Ankara'ya gitti Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetine. Yine başladı sonra dans etmeye. Ve sonra dans etmeye oynamaya başladı. Şimdi Sezen Aksu eve kapandı. Sezen Aksu mu daha zor durumda? Mesela Sezen Aksu'nun yaptığı mı daha zor? Ajda Pekkan'ın yaptığı mı daha zor? İkisi de kendine göre zor. Bak, Ajda Pekkan'ın çocuğu olmadığı için hayattaki sevgiyi, bağı seyircisiyle kuruyor. Sezen'in çocuğu var ve çocukları var. Yani onun etrafındaki herkes onun evladı gibi. O daha böyle güruh halinde yaşıyor. Ya, o aile çocuğa, kuruyor kendine dışarıdan. Çocuk bu konuda şey yok, değil. Yani, yok, bir kadın değil. İçin bence var. Çocuk değil. Sevgisini tatmadığı için, o konuda beslenmediği için de sanatıyla o sevgiyi ve aşkı tatmin etmeye devam ediyor Ajda Pekkan. Tabii ki işini de çok seviyor. Tabii ki çok seviyor, büyük bir star. Ve kıyafetini de çok beğendim. Yine sevgili Burcu yapmış. Burcu son zamanlarda Ajda Pekkan'ı Burcu giydiriyor. Sadece Ajda Pekkan'ı değil canım. Burcu Sedef, Bülent Ersoy'u da giydiriyor. Birçok ünlüyü giydiriyor. Çok, bir sürü sanatçıyı giydiriyor. Çok, yani çok, çok güzel tasarımlar yapıyor. Çok başarılı. Ben de gittim kendisine. Çok keyifli kıyafetleri var gerçekten, ama özellikle Ajda Pekkan'la Burcu Sedef böyle çok özdeşleşti çok, benim çok, hafızamda. Evet. Bu kıyafeti de frekansları evet. tuttu. Güzel sahne kıyafetleri çıkıyor ortaya. Serdar Ortaç demiş ya yeni şarkısıyla ilgili olarak, çıksa ne olur, çıkmasa ne olur, benim canım çıkmış. Niye böyle diyor biliyor musunuz? Bütün bu şarkıların hakkını sattı zamanında. Hepsini sattı, parasını aldı, yedi, borçlara dağıttı. Onun için ondan. Böyle diyor. Biz de zannettik ki bir kendinden vazgeçmişlik var ya. Çıksa ne olur, çıksa ne olur. Hepsini paralarını peşin zamanında aldı ve yedi. O yüzden yeni şarkısı tabii. Çıksa da hiçbir gelir, hiç şey kazanamayacak mı? Tabii canım. Konser haklarını bile satmıştır söylüyor. Yani zannedersem. O borçlar adamı maalesef bu duruma getirdi. Serdar Ortaç'a ben buradan tamamen dostane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Böyle kendisini yığmasın, hayata sıfırdan başlayabilir. Çünkü o kendisi bir üretici. Üretiyor, sürekli üretiyor. Duygu adamı, sanat adamı. Tamam, çok büyük bir maddi kayıp yaşadı. Kendi hataları ve tercihleri yüzünden. Ama bu üzüntü onda zaten mevcutta mücadele ettiği bir hastalık var. Onu iyileşme sürecini zorlaştırır. Başka hastalıklara sebebiyet verebilir. Bence tamamen geçmişte yaptığı hataları kapatıp kumar oynuyor mu hala bilmiyorum ama umarım artık devam etmiyordur. Sıfırdan yeni besteler üreterek kendisine tekrar bir yeni bir doğum hediye etsin. Tekrar sıfırdan başlasın ve kendisini de böyle bırakmasın. Çünkü Serdar Ortaç bestelerine bizim ihtiyacımız yani var. Türk müziğinin ihtiyacı var. Çok güzel pozitif şarkılar yapıyor. Pozitif psikolojiyle kanseri bile yeniyor insanlar ama Serdar tabii. biraz kendini salmış. Biraz saldı. Kızgın. Maalesef. Kendisine kızgın. Yaptığı hatalara kızgın. Evet, kendine o yüzden de yapsam var. Ne olur, yapmasam ne olur diyor. Evet tamam, geçmiştekiler için bir şey olmaz ama bundan sonra yapacaklar için çok şey olur. Başka bir sürü star çıkartırsın. Senin bestenle bir sürü insan evine ekmek götürebilir. Tekrar eski pozitif hallerini herkes, özledik biz. Herkes sahnelerde yani bestecilerin sayesinde ekmek yiyor arkadaşlar. Onların şarkılarını söylüyoruz sahnelerde. Evet. O yüzden çok önemli. Peki Mahsun Kırmızıgül'e devam edelim. Ara verdi galiba sinemaya artık. Baktı sahnelerde güzel gidiyor. Hınca hınç doluyor. Mahsun'un adını... sahnelerde de olay yalnız. Kıbrıs'ı da yine sallamış. Mahsun'un adını duyunca ben neden aklıma benim şu söz... Lö lö Mahsun. Lö lö Mahsun lö, lö. Niye bu geliyor bilmiyorum. Hep bu geliyor. Onunla özdeşleşiyor. Çünkü gazetecisin hayatım. Çünkü sen olayın en böyle flash neyi varsa... Sloganlar değil mi? Orada sloganlarda odaklanırız. Mesela benim hiç aklıma gelmedi. Benim aklıma Beyaz Melek geliyor. Benim aklıma sinema filmleri geliyor. Ama işte gazeteci mantığı hep böyle sanatçının mizahi tarafını yakalayıp orada kalıyor. Ve onu köpürtüyor. O da sizin işiniz tabii ki. Bu arada Mahsun Kırmızıgül ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Umarım bir daha müzikten uzaklaşmaz. Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve hatta şimdi Emrah da tekrar sahnelere dönüyor arkadaşlar. Kıbrıs'ta 15 Temmuz'da Emrah da sahnede öyle tekrar mi? Olacak. Bunlar Emrah'ın işi zor ya. Evet. Emrah'ın işi zor. Maalesef yani. Ne anlamda Emrah, zor? Yani Emrah Özcan gibi, Mahsun gibi zaten olamadı yani. Gelemedi. Yarı olur yolda, mu canım yani? Yarı yolda nefesi kesildi Emrah'ın ya. Nerede, hani Emrah mı var yıllardır? İşte olacak ama bir şey söyleyeyim. Çok şimdi, insan kırdı. Çok insan üzdü Emrah. O bak şimdi ben sanatsal kısmı konuşuyorum.
Çok. Ben onun şu anda sahnesini, evet, sanatını konuşuyorum. O hani insanlarla olan ilişkisi, evet, evladıyla olan yine ilişkisi sahnesi, şarkıları ayrı konuşulacak çok özendi, bir konu. Tabii. Orada çok eleştiriye açık konular var, kabul ediyorum, ama şu anda sahne ve sanat konuşuyoruz. Masum Kırmızıgül'ü çok özlemiştik. Masum Kırmızıgül çok istisnai bir ses. Bizi sesinden uzun zaman bir mahrum bıraktı, ama tekrar sahnelere dönmesi bence müzik adına çok büyük bir kazanç. Sahneler Masum'u çok seviyor. Bizim çok değerli sanatçılarımız var. Evet. İşte Mahsun gibi, Özcan gibi. İyi ki geri döndüler. İyi ki geri dönüyorlar. Tekrar kavuştuk sahnelerini. Yani onların canlı tabii ki izliyoruz artık yani onları. Babası İbrahim Tatlıses. Dediğim gibi şimdi Emrah da dönüyor tekrar sahneler. 15 Temmuz'da Kıbrıs'ta sahne olacak. Hayırlısı olsun, bakalım nasıl geçecek konser, bakalım, performansları. Aynı şeye dönecek mi? Eskiden bir ara dönerdi ya işte Özcan, Mahsun, evet, Emrah, onların bir böyle şeyleri dönerdi hep. VTR'leri dönerdi. Bakalım yine aynı şekilde gündemde şimdi olacaklar. Şimdi Özcan mı? Deniz demişken Kızıl Goncalar dizisi başlıyor. Hem de, evet, kimle? Özgün Amal'la. Yıllardır ekranda görmüyoruz. Çok tatsız günler geçirdi. İçine kapandı. İnsanlardan uzaklaştı, ama tekrar sanatına ve izleyicisine geri dönecek yeni proje Kızıl Goncalar'la. Bölüm başı 700 bin TL'ye alacağı söyleniyor Özgün Amal'ın. Çok iyi oyuncu. Çok iyi, çok iyi bir background'u var. Kendisini defalarca ispat etmiş bir oyuncu. 700 bin değil, 1 milyon da alsa hakkı. Yani Özcan yani. Deniz'le birlikte projenin tutacağına inanıyorum ben mutlaka. Çok da güzel bir senaryo. Zaten bu kadar usta isimler senaryo mükemmel olmadıktan sonra evet demezler. Herhalde her şey dört dörtlük hazırlanıyor. Hayırlı olsun diyelim yani. Merakla bekliyorum yani. Ben Özgün Amal'ı tekrar merakla bekliyorum. Bunlar çok güzel haberler. Seyircinin, evet, özlediği isimlerin tekrar böyle kavuşması, tekrar ekrana dönmesi, sahneye dönmesi çok güzel bir şey. Bir taraftan da çok şanslılar. Aslında bu çok nankör bir meslektir. Bu kadar ara verdiğiniz zaman unutulursunuz. Artık farklı insanlar geldiği için talebiniz azalabilir. Ama aynı talebi, aynı merakı hala yaşıyor olmak bir sanatçı için çok özel bir durum. Heyecanla bekliyoruz yeni projeyi. Evet, Hande Yener'le devam edeceğiz. Sosyal medyada geniş yer bulmuştu Hande Yener'in paylaşımları. LGBT'yi destekçisi olduğu iddiaları üzerine Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki konseri iptal edilen ünlü popçu Hande Yener ilk kez Beyaz Magazin'e özel açıklamalar yaptı. Buyursunlar. Olay. LGBT'yi destekçisi olduğu iddiaları üzerine Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki konseri iptal edilen ünlü popçu Hande Yener Beyaz Magazin'e konuştu. İddialar doğru mu? Konser neden iptal edildi? Hande Yener LGBT'yi destekçisi mi? Yıllar önce yapılan bir haberle yeniden hedef mi gösterildi? Hande Yener'den çok konuşulacak açıklamalar. Sadece Beyaz Magazin'de. Son yıllarda dünya genelinde başlayan LGBT'yi dayatması ülkemizi de kuşattı. Sanat camiasının sevilen isimleri toplum üzerinde kurulmak istenen bir baskının aracı haline geldi. Bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiye'li LGBTİ artılara ithaf ediyorum. Kimi bilinçli, kimi bilinçsiz bu hareketin sözcülüğüne soyundu. Bütün kız kardeşlerim, bütün Lubunyalar, incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz, bunu biliyorum. Ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere atıyorum. Ödül törenlerindeki yersiz çıkışlarla yaratılmak istenen suni gündem toplumun büyük kesimi tarafından tepkiyle karşılandı. Toplumda oluşan tepki karşılık buldu. Halktan gelen talep üzerine belediyelerin düzenlediği etkinliklerde revizeler yapıldı. Mabel Matiz, Melike Şahin, Melek Mosso'nun konserleri iptal oldu. Geçtiğimiz hafta konser iptallerine bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği 4. Aromaterapi Festivali'nde sahne alacak olan Hande Yener'in konseri iptal edildi. Sürpriz karar kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Konuyla ilgili belediyeden resmi bir açıklama gelmezken sosyal medyada bazı STK'ların Hande Yener'in yıllar önce yaptığı destek paylaşımlarını öne sürerek şikayetçi olduğu iddia edildi. Hande Yener Beyaz Magazin'e konuştu. İptal kararı ile ilgili yapımcımız Bilal Özbilge'ye açıklamalar yapan Yener şu ifadelerle üzüntüsünü dile getirdi. Yıllar önce Merter Tarlabaşı gibi İstanbul'un çeşitli yerlerinde LGBT bireyleri yapılan cinayetler nedeniyle hayatını kaybetti. İnsanların düşünceleri ve hayat tarzları nedeniyle öldürülmesine karşı olan biriyim. Eski bir haberin süslenip yeniden gündeme getirilmesinden dolayı o günkü duruşum istismar ediliyor ve hedef gösteriliyor.
veriliyorum. Hiçbir zaman ayrıştırıcı biri olarak bilinmek istemem. Bu açıklamayı bu yüzden yapıyorum. İnsanlık adına oradaydım. Hande Yener olarak ben insanlar, hayvanlar ve tüm canlılara yapılan şiddete karşıyım. Evet, Hande Yener konuyla alakalı yapımcımız Bilal Özbilge'ye özel açıklamalarda bulunduğu Beyaz Magazin izleyicilerine yıllar önce yaptığı bir destek, bir kadın şiddetine, cinayetlere karşılık daha duyarlı bir yaptığı bir davranış, destekçinizim, yanınızdayım anlamında yaptığı bir paylaşımın yıllar sonra bu konseri etkilediği görüşünde Hande Yener, iddiaları da bu yönde. Konser iptaliyle aslında alakalı. Aslında çok fazla da iddia değil bu. Sevgili magazin müdürümüz Bilal Özbilge, menajeri Polat Yalcı ile de görüştü Hande'nin. Hı hı. Bu konserin iptal edilmesindeki en büyük sebep bir önlem. Çünkü maalesef ki o kadar sosyal medyada şuursuzca ve bilinçsizce insanları linçliyor ki insanlar. Ve bu linçler maalesef yanlış hedeflere, yanlış hedef almalarına sebep oluyor bazı kitlelerin. Çünkü herkes her şeyi çok fazla takip etmeden, çok üstün körü bir şeylerden haberdar olup o haberle bir şekilde bir düşmanlık beslemeye başlıyorlar. Ve o da bilinçsiz hareketlere sebebiyet veriyor. O yüzden de belediyede herhangi bir olay olma olasılığı olmasın diye bir önlem den sebep bu konseri ötelemiş durumda. Ki her yani, yaştan izleyici geliyor. Tabii ki de bu önlemler de alınmak mecburiyetinde toplum nezdinde tabii. Bunu da belirtelim. Tabii işte o yüzden de toplumumuzun evet, biraz daha yapıcı, biraz daha hoşgörülü, sahiplenici bir tavırda olması, saldırgan tavrını hele ki sosyal medyada bırakması gerekiyor. Çünkü en ufak bir yazdığınız kelime böyle kar topu gibi büyüyüp hiç haberi olmayan bir sürü insana da maalesef bir şekilde böyle şuursuzca düşmanlık beslemesine, insanlara karşı hedef göstermesine sebebiyet verebiliyorsunuz. Yani ne olacak? Yani şimdi yapılan bu eğlence amaçlı yaptığınız, tamamen egosal olarak yaptığınız tatminler bir sanatçının ya da başka birinin, günahsız birinin ölümüne sebep olsa neyinizi tatmin edecek Allah ki bu? Korusun. O yüzden artık kontrol, kontrol, kontrol. Şimdi Hande Yener'in bu katıldığı iddia edilen yürüyüş, LGBT yürüyüşü yıllar önce olmuştu. 14 sene önce olmuştu. O dönemde LGBT'li diyebileceğimiz insanlar mesela Londra asfaltı kenarında gece sabaha karşı birikip araba bekliyorlardı. Atıyorum Harbiye'de, Elmadağ'da araba bekliyorlardı. Maslak tarafında araba bekliyorlardı. Ve başları türlü türlü belaya giriyordu. Gece yarısı geliyordu birisi, onunla pazarlık yapıyordu. Alıyordu götürüyordu, sanki beraber olacakmış gibi. Alıyor götürüyor, öldürüyor. Alıyor götürüyor, İşte işkence yapıyor. Alıyor götürüyor, başka bir şey yapıyor. Arabalar gelip vuruyordu. Zevk için geliyordu, araba vuruyordu LGBT'liye ve kaçıyordu. O zaman bunları protesto etmek için tabii ki yürüyüş yapıldı. Ve Hande Yener de bu yürüyüşe destek oldu. Benim hatırladığım kadarıyla duyarlı bir insan olarak. Şimdi sanatçılar hassas insanlar. Onların hassas noktalarından dolayı böyle olaylara zamanında katılmış olabilirler. Ama bunun yıllar sonra karşısına bu şekilde çıkması, fatura edilmesi ona, vay sen LGBT'ye destek oldun falan diye konserinin iptal edilmesi yönüne gidilmesi, bunun için zorlanması, ortam kamuoyu yaratılması ben doğru bulmuyorum. İşte sosyal medyada eski görüntülerin yeniden paylaşılıp yeniden viral olmasıyla şu anda evet, bu duruma gelindi. İşte bu evet, kamuoyunu oluşturup ondan sonra işte insanları sınıflaştırıp düşmanlaştırıyorsunuz. Evet. Maalesef böyle insanların da birbiriyle buluşmasına engel oluyorsunuz. Bu önlemden dolayı ötelenen bir konser durumuna geldi maalesef. Şimdi mesela Gülşen örneğini biliyoruz arkadaşlar. Gülşen konserinde LGBT bayrağı açtı. Bayrak evet, açtı. Evet. Bu başka bir şey. Açık açık bayrak açtı. Açık açık bayrak açtı ve konuştu, anlattı. Kadınlara da memelerinizi açın dedi artı filan falan. Yani bunları da yaşadık. Ama Hande Yener'inki öyle bir şey değil. Kadın ne bayrak açtı, ne bunu destekleyen bir söz söyledi. Yıllar Hande önce çok yaşanmış bir şey. Humanisttir. Hande çok dost bir insandır. Hande kucaklayıcı, sahiplenici bir tavrı vardır. Dil, cins, ırk bakmaz, canlı onun için önemlidir. Sahiplenici ve sevgi dolu tavrından dolayı yanlış bir anlaşılma durumu söz konusu olmuş.
Evet. Peki Bülent Ersoy'la devam edelim. İzmir'i salladı diva. Hem de ne sallamak, her konserinde olduğu gibi yine bütün ihtişamı ve güzelliğiyle tabii. Peki diva milyonluk olmuş. Bülent Ersoy'u izlemenin maliyeti bakınız ne kadar, buyursunlar. Diva rekor kırdı. Bülent Ersoy'un loca fiyatı dudak uçuklattı. Şu ana kadar yapmış olduğumuz en yüksek cüreyi yaptık. Milyonluk diva. Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi diva Bülent Ersoy Urla'yı yıktı geçti. Dik tarzı ve eşsiz sahne performansıyla büyüledi. Urla sahne etkinlik organizasyon ortağı İlhan Vardar'la bilhassa localara çok büyük ilgi oldu. 45 bin lira gibi rekor fiyatlara biletler satıldı. Localardan divayı canlı izlemek isteyenlerden daha büyük rakamlar teklif edenler oldu. Mekanımız açıldığı günden beri en büyük ciroyu yaptı diyerek efsane sanatçı Bülent Ersoy'a teşekkür etti. Bilet satışı biletlerin çok yüksek değerde olduğuna dair. Ben değil aslında sizin konuşmanız lazım efendim. Ben bir 45 kişi duydum, doğru mu? Evet evet, kesinlikle 45 bin liradan localarımız satıldı ve şu ana kadar yapmış olduğumuz en yüksek cüreyi yaptık açıldığımız günden bu yana. Diva Bülent Ersoy'un haftalar öncesinden biletlerinin satıldığı sahnesine yer bulamayan hayranları için mekanın oturma kapasitesi %25 arttırıldı. Bülent Ersoy farkı diyelim. Yani kesinlikle. Kesinlikle. Diva Bülent Ersoy kendisini telefonlarıyla çekmek için yarışan binlerce hayranının büyük diva tezahüratlarıyla sahneye çıktı. Kanar yaralarım kanar, tuzu bastıkça finalde sevenlerinin isteğini kırmayan diva 3 kere tekrar yaptı. Çatal bıçaklarla masa ve tabaklara vurarak aynı şarkıları tekrar istemesine tepkisiz kalmayan, hayranlarını kırmayan diva 3 kez daha şarkılarını tekrar... Efendim konu Bülent Ersoy olunca da fiyatlar böyle oluyor diyelim. Evet. Ben magazinde çok seviyorum Bülent Ersoy'u görmeyi. Benim için böyle magazin demek Bülent Ersoy demek. Ben böyle yeni jenerasyonla ilgili konuşmaktan çok haz almıyorum açıkçası. Çünkü starları benim için hani star konuşmak çok haz verici bir şey. 45 bin lira loca fiyatı Bülent Ersoy'a. Müthiş. Değer, daha müthiş. Fazlası bile değer. Çok büyük bir sanat geçmiş, büyük bir duayen diva var. O yüzden 1 milyon bile veririm yani. Vay anasını ya. Bülent Ersoy'un. Ses, görsel, şov, her şey var Bülent Ersoy'un. Vay anasını. Yani. O zaman Bülent Ersoy konserine giderken bir valiz parayla gitmek lazım. Cüzdanı sığmaz. Tabii anca. Başka türlü locada izleyemeyiz. Ama burada tabii şöyle bir durum var. Aynı zamanda hani o kadar çok talep olmuş ki evet. 200 bin TL bile ödeyip hani locaya gelmek isteyen olmuş. Kimmiş onlar? Kimmiş reklamdan sonra? Vay canına, hadi bakalım. Vay. Şimdi bana çok kızacaksınız biliyorum. Yine konular havada kaldı ama süremiz bitti. Ya benim söylemek istediğim bir şey vardı ama yani. Yarına saklayalım yani, o zaman özel haberlerimizi. Biz dursak magazin durmuyor. Ne yapalım, yapacak aynen, bir şey yok. Yarın saatler onu gösterdiğinde Beyaz Magazin'de, Beyaz TV'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.